Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Nisan Cumartesi İzmir Şirinyer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün günün ikinci koşusunda İzmir'de 84 safkanın yer almış olduğu 8 koşulu bir programımız var. Yani tek altılık program var. Üçüncü koşudan itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor. Tabii onun öncesinde bir 10 koşulu bir Ankara yarışımız var. Yine birbirinden çekişmeli ve yarışların olduğu bir program. Her iki programımız da şu anda yayında arkadaşlar. Bir de gün içerisinde bir Amerika Kinland yarışlarımız olacak. Bunu da sizlere yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bunun da bilgisini verdikten sonra fazla da vaktinizi almadan hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Evet, herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve birinci koşunun saatleri 16.45'i gösterirken şartlı 1-2 yaşlı İngilizlerin 1000 metre kum yarışıyla başlıyoruz. Ve 8 tayın yer almış olduğu bu koşuda tabii ki satılık safkanlar var, ama önce 1 ve 6'nın ekürü olduğunu söyleyeyim. 3 ve 4'ün de Alp Evcimen ekürüsüne ait. Tabii Alp Evcimen İzmir'de çiftliği var zaten onun. Taylor zaten sürekli satışta. Yani zaten hep her gün ilanda, bakalım bunları kaça veriyor. Oho, fiyatlar maşallah diyelim, 408 bin. 8 bin pazarlık mı herhalde? Alp işi iyice kapmış valla. 8 bin pazarlık payı bırakmış. İyi, Allah'tan 8 bin lira pazarlık vermiş. Ya arkadaşlar, uçuyor 400 bin lira ya. Neyse. Söyleyecek bir şey kalmadı. Benim buradaki sıralama 5 nolu yeğenim Yakup, Smart Robin temsilcisi Ali Yıldız da benim bugün biraz daha kazanmaya en yakın gördüğüm Tay. Hazırlıkları oldukça iyi geldi. 7 nolu gel kızım, bu Rana Vay Entay temsilcisi Mürsel Kayış da yine idman durumu bayağı iyi, beğendiğim bir isim. Benim bugün yine ön plana çıkan isim. Daha sonra 3 nolu Latif A, 4 nolu safkanın ekürü olan bu safkanlar da yine yazılması gerekir. Tabii geriye ne kaldı? 1 nolu Can Aluş, bu da 6 nolu safkanın ekürü. Bence bu safkanları yazıp 4'lü ganyanın ilk ayağı için güzel bir başlangıç yaparız diye umut ediyorum. Umut ediyorum diyorum çünkü bu tayların sağ solu belli olmuyor arkadaşlar. Yani çok iyi iş yapın, bakıyorsunuz jokey enseye basmış, gitmiyor. Yani ne diyeceksiniz? Benim sırama 5-7-3-1 arkadaşlar. Valla bu at yarışları artık farklı yerlere gidiyor. Hani at yarışının dışında iş tarafı farklılaştı. O yüzden fazla ayrıntıda girdik mi işin içine çıkamayacağız. Günün ikinci koşusu şartlı 4-4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve 6 sakın yer almış olduğu bu koşu. 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Süratli yapısıyla güzel bir form yakalayan 4 olu Said da. Bu Kaneko temsilcisi Nevzat Avcı ile bence bu grubu yine geçmeye yakın. Zaten en son yarışında hemen hemen çoğu rakipleri de aynı gün koşmuşlardı. Bence bugün de yine onları geçer diye düşünüyorum. Güzel formuyla. O yüzden 4 numaralı Said da Nevzat Avcı ile tek olarak önereceğim isim. Günün 3. koşusu Handikap 17. 4 ve yukarı Arapların 1700 metre çim koşusuna geldik. Evet, günün 6'lı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı 12 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman ben 1 nolu Serkan'ın oğlu, bu deli Cihan temsilcisi Kürşat Yılmaz'a startlıyor. Son çim yarışındaki güzel ikincili grubunda uygunluğuyla ve yakalamış olduğu güzel formuyla bence bu grubu geçmesi gerekiyor. Ben de bu safkana sığınıyorum. Güne Bankoli başlayacağım. Bir nolu Serkan'ın oğluyla Kürşat Yılmaz'la tek olarak önereceğim arkadaşlar. Günün 4. koşusu altılı ganyan ikinci ayağında handikap 17. 4'te yukarı İngilizlerin 1700 metre çim koşusu. 12 safkanın yer almış olduğu bu güzel ve çekişmeli yarışta önceliğim 2 nolu Steps of Iron. Toruk Makto temsilcisi Sinan Özen'le bu aralar toparlanan bu isim güzel hazırlıklarıyla benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim. Daha sonra 5 dolu Cool Image, Scarface temsilcisi Kürşat Yılmaz da yine görmüş olduğu yarışlardan sonra toparlanan bu isim de sonlarda çok etkili sprintiyle bence bu grupta ihmal edilmemesi gerekir. Daha sonra 3 dolu Royal Uygur, bu değil Menderli temsilcisi Nevzat Avcı'yla yani kumçiğimi ayrıtmadan etkili koşan güzel bir isim. Zaten baba kanatı çok iyi arkadaşlar. Değirmenleri çok bilmeyenler için söyleyeyim. Bu Distant Relative'in temsilcisi. Yani Luxor'la baba kardeş bunlar. Değirmenleri ile Luxor. O yüzden yani çim ağırlıklı bir orijin. Ama kumda da tabii ki güzel taylar veriyor. O yüzden benim bugün kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isimler arasında 3 nolu Royal Uygur. Daha sonra 4 nolu Oğlu Mutkun. Bu Bosporus temsilcisi de Tolga Yıldız da. Yine sevdiği pistte kesinlikle ihmal edilmemesi gereken İsimler arasında, çünkü son üçüncülüğünden sonra bu safkanlar güzel bir form çıkışı başladı. Değerlendirmekte fayda var. Son olarak da 1 nolu Kriminal. Bu Tutu Fali temsilcisi Oktay Kızıldaş da yine bir yarış gördü. Sevdiği pistte bence ihmal edilmeden kuponlara yazıp bayağı 2, 5, 3, 4, 1 olarak geçebiliriz.
Günün 5. kursu 6'lı Ganyan 3. ayında kısa vadede 6, dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1300 metre çim kursuna geldik. Evet, burası da 12 sapkının yer almış olduğu koşuda son güzel birinciliğiyle yine burada birçok rakibini geride bırakan güzel formüle 12 nolu Bornaval'ın Baba Mehmet temsilcisi Görkem Özçelik'le yine burada kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim, risk alalım derseniz bence yani bu sapkan risk alınabilecek bir sapkan. Böyle çünkü yakaladığı bir form oldu mu arka arkaya getirebiliyor bu Bornaval'ın için söylüyorum. Daha sonra bir nolu Canım Çıtır bu sarraf temsilcisi Mertcan Çelik'le start alıyor. Bu arada sanki biraz gerilemiş gibi gözüküyor ama bugün bence bu pistte kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Zaten kunda gidiyor bu ama çim bence daha iyi bu sapkanın. O yüzden hiç ihmal etmeyin. Daha sonra altın ol Kumral Ada. Ayabakan temsilcisi Nevzat Avcı ile bugün sevdiği pistte kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isimler arasında 3 dolu Günyeli bu Ayabakan temsilcisi Tokaçoğlu ile yine toparlanan bu sapkan yine etkili koşabileceği bir pistte. Ve son olarak da 2 nolu Gül Nisacan turbo temsilcisi Gökhan Gökçe ile biraz performans kötü gibi gözüküyor ama bence bu görmüş olduğu iki yarıştan sonra bu sapkandan da bugün güzel bir sürpriz beklenebilir arkadaşlar. O yüzden benim buradaki sıralama 12, 1, 6, 3, 2 oldu arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan 4. aya şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim koşusuna geldik. 11 sapkanın yer almış olduğu koşuda 4 nolu Muharrem abiyle başlayacağım. Bu Dutu Fırık temsilcisi Muhammed Bilgin'le her geçen gün daha da iyi duruma gelen ve bugün kazanmaya çok yakın gördüğüm isim oldu. Daha sonra 5 nolu Kantolu bir Papa Clem temsilcisi Erhan Aktu ile start alacak olan bu sapkanda. Yine güzel performansı var ama bu sapkın biraz daha sanki yumuşak pistini seviyor. Hava şu anda iyi. Güneşli parçalı bulutlu ama yağmur şu anda gözükmüyor. Ama gerçi İzmir bu belli olmaz. Yazın ortasında bile dolu yağdığı gününü biliyorum. O yüzden bu sapkanda yine güzel formuyla şanslı gözüküyor. 7 nolu Odagini, Kulolu temsilcisi Tokaçoğlu start alacak olan bu sapkan. Yine görmüş olduğu iki yarıştan sonra toparlanmaya başlayan bu sapkanın yine bugünün etkili isimleri arasında. Ve son olarak da 9 nolu Panoramik Lux Exit temsilcisi Nevzat Avcı ile bir yarış gördü. İyi bir isim, iyi bir orijine sahip. Lux Exit de bir dubavi temsilcisi, yani kanatı bayağı sağlam. O yüzden benim buradaki sıralama 4, 5, 7, 9 oldu arkadaşlar. Günün 7. koşusu 6'lı Ganyan 5. aya şartlı 3-4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışına geldik. Ve 11 sapkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 6 nolu İrem'im bu 6 temsilcisi Mertcan Çelik de en azından bu aralar güzel formu var, istikrarlı gidiyor. O yüzden bu güzel formuyla, istikrarlı durumuyla benim bugün biraz daha kazanmaya yakın gördüğüm isim. 7 nolu İzmir'in Nefesi. Bu Özgün Soylu temsilcisi Nevzat Avcı ile yine toparlanan bu isim. Son iki yarışta güzel bir form yakaladı. Ve bu güzel formuyla burayı da kesinlikle daha tavaf etmez. İşte 4 gün önce koşmuş olması biraz tedirgin ediyor ama bu Araplar da gerçekten 2 gün, 1 gün arayla koşup 2 yarışta kazanan isimleri biliyorum çünkü. O yüzden 7 nolu İzmir'in Nefesi en azından yakalamış olduğu formuyla yazmakta fayda var. Bir de iyi bir isim olan bu aralar yine güzel form tutmaya başlayan 9 nolu Müslüm Başkan'ı yazın. Bence bayağı 6, 7, 9 olarak geçebiliriz. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 5, 4 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusuna. 12 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 6 nolu Adem Perisi bu turba temsilcisi Nevzat Avcı ile aradan sonra bir yarış gördü ve arkasından güzel bir çim birinciliği elde eden bu safka yine bugün kazanmaya bir hayli yakın. 1 nolu Ulu Doruk, Ayabakan'ın temsilcisi de Yunus Emre Yüksel ile yine bugünün çok etkili isimleri arasında kum çim ayırtmayan bir safkan. Son olarak da ilk kez çim piste çıkacak olmasına rağmen orijin olarak tam bir çim atı gözüken 12 nolu Gerçekçioğlu, Ayabakan'ın temsilcisi Muhammed Birbilgin ile bence yakalamış olduğu güzel performansıyla burada kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir. Yani orijin, yani bu safkan sizin ilk kez start alacak olsa ben bu sapkanı direkt çime koyuyorum. Çünkü Ayabakan zaten çimde rekor yapan bir isimdi. Altı adı zaten yine bildiğimiz isim. Çimde zaten kumda koşar da çimin de çok etkili bir ismi. O yüzden bu gerçekçi olduğunu bence yazacağız. Gerçekçiliğini gösterecek. O yüzden 6-1-12 benim kesinlikle ayrımsız kuponlara yazılması gereken isimler. Ha, sürpriz arayışına girmek isteyenler olabilir. Ben onları da 8 nolu Arzu ve 7 nolu Ahirda olarak önerebilirim arkadaşlar. Hemen şablonumuzu paylaşalım. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.